bu bölgedeki tek laik anti-emperyalist cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma niyetinin, yüzyıllık yıkma niyetinin iş ve işbirlikçileridir. Bak iddiayla söylüyorum. Tamamının arkasını arayın. Ya Amerika vardır, ya İngiltere vardır, ya Fransa vardır. Soruyorum buradan. İran devriminin bilmem neyi o Hümeyni denilen herifi Paris'te 20 yıl kim besledi kardeşim? Bu şey Nazım Kıbrıs'ı Londra'da 25 yıl kim besledi? Bu Fetullah Gülen denilen herifi Amerika'da kim besliyor? Ya çıkın birini söyleyin ben. Şeyhmiş de yok bilmem ne. Ya adam diyor ki kardeşim diyor deprem geliyordu gelme Manisa'ya kış kış ettim gitti diyor ya. Ya arkadaş buna inanan 3 kişi 5 kişi 10 kişi önemli değil. Bu adamın bu lafları ana akım medyada televizyondan dinletiliyor ya millete. Ya yemin ediyorum normal bir ülkede bunu söyleyen adamı yakalarlar, deli gömleğini giydirip tımarhaneye tıkatırlar lan. Depreme demiştik. Azrail bunun hizmetçisini almış efendim. Yolda koşmuş, yakalamış Azrail'i. Biz o patlatmış. Vay sen bana sormadan hemşire, hizmetçimi nasıl almış, hizmetçisini kurtarmış. Azrail gitmiş Allah'a ağlamış. Allah'ım bu senin bilmem ne bana bu. demiş ben ona karışam. Baba 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 baba. Ya arkadaş bunu televizyon ekranlarında anlatıyor bu adamlar. Senin tarikat dediğin olay bu kardeşim. Tarikatmış işte, da tarikat yol evet. demek be. Siz Allah'a böyle mi ulaşıyorsunuz? Utanmaz herifler. Deprem kovalayarak, ölmüş e, hizmetçinizi Azrail'in elinden alarak, cehennemde yanmaz terlik satarak, 6 yaşında kız çocuklarıyla evlenilebilir diye fetva vererek, Atatürk'e kafir diyerek, lan Atatürk olmasa, Atatürk olmasa, Soyadınız olmayacak be. Ne utanmaz adamlarsınız ya siz. Nasıl bir utanmazlıktır Tuncay Molla ve Neymiş televizyonda Kızıl Gonca. Vallahi bir bölümünü bile izlemedim. Bak bilmiyorum. Sadece sosyal medyadan paylaşılanı görüyorum. Kardeşim işine gelmiyorsa beğenmiyorsan izlemezsin. İzleme ya. Seni zorla mı oturtuyorlar o televizyonun karşısına? Ama o değil. O değil. Şunu biliyorlar sevgili Tuncay Molla Beisoğlu, 70 senedir sağ iktidarların elinde laik bilimsel eğitimden koparılmış bu milletin kendi tarihini, kendi öz tarihini televizyon dizilerinden öğrendiğini, muhteşem Süleyman diye göklere sığdırılamayan Kanuni Sultan Süleyman'ın öz oğlu Şehzade Mustafa'yı Hürrem Sultan aşkıyla boğdurduğunu televizyon dizisinden öğrenen bu millet tarikatların ne halt ettiğini görecek diye ödleri patlıyor. Turan Dursun'u bunun için katletti bu ahlaksızlar. Turan Dursun kulleteğinde, din bu kitabında bunları hep anlattı. Yaşar Nuri Öztürk ömrünü tüketti, anlattı. Allah ile aldatıyorlar, Kur'an ile aldatıyorlar diye ciltler doğrusu kitap yazdı. Yaşar Nuri zındık ilan ettiler. Ya adam çıkıyor bak sevgili Tuncay ya. Buradan bütün milletime yalvararak rica ediyorum ya. Kur'an'da Kur'an bize yeter demek zındıklıktır diyor ya. Ya adam Allah'ın kitabını reddediyor ya. Diyor ki adam bak evet. bunu Türkçe tercüme ediyor. Tamam, Allah bir kitap indirmiş tamam. Evet. Allah sana meramını anlatmaktan aciz. Ancak ben anlarım onu. Sana da ben anlatırım. Arkadaş bunu söylüyor adam ya. Kur'an Kur'an bize yeter demek evet. zındıklıktır diyor. Türkçe Kur'an okumak zinhar doğru değildir diyor. Ondan sonra aynı ahlaksız kalkıyor gidiyor. Alman'ın biri, İngiliz'in biri İngilizce, Almanca Kur'an okuyup Müslüman olunca ona tören yapıyor. Kelime-i şehadet getirtiyor ya. Ulan bunun İngilizcesi, Fransızcası makbul de. Türkçesi mi ara? Hayır ondan değil. O Türkçe Kur'an-ı Kerim'i herkes okusa yemin ediyorum bunların kapısında bir tane adam kalmaz. Bir tane. Yüce Allah meramını anlatmaktan aciz mi kardeşim? Aciz mi? 1400 yıl önce indirmiş. Git aç oku. Hazreti, Hazreti Muhammed vahyetmiş. İlk defa İslam dünyasında Mustafa Kemal diye bir adam çıkmış. 1930'da Elmalı Hamdi Yazıra cebinden parayı vermiş. Türkçe mealini hazırlatmış. O fukara devlet on binlerce bastırıp en ücra e, halk evi kütüphanesine kadar koymuş. Millet okusun diye. Okutmuyorsunuz. Kur'an kursu. Yok imam hatip okulu, yok bilmem ne. Ne yapıyorsunuz orada siz? Ne öğretiyorsunuz ya? Allah aşkına bana bir söyle. Bütün okulları imam hatip yapın. Benim hiçbir itirazım yok. Dinini, diyanetini de bilsin çocuk. Hiçbir itirazım yok. İyi de kardeşim bizim çocuklarımız Türkçe okuduğunu anlamada neden 72 ülke arasında 58, 52. sırada sürünüyor? Niye matematikte üniversite sınavına giren çocuklarımız 40 matematik sorusundan sadece 3,5'unu yapabiliyor? Neden fen bilimlerinde sürünüyoruz? Neden lisa değerlendirmesinde yerlerdeyiz? Neden, neden? Kim anlatacak bunu? Bizim çocuklarımız böyle mi yarışacaklar dünya çocuklarıyla? Sevgili Tuncay, bu bir tarikat evet. sorunu değil. Bu Türkiye'yi yöneten çağ dışı, akıl dışı, bilim dışı aklın sorunu kardeşim. Tarikatlar üzerinden kimse kendini aklamaya kalkmasın. Bu tarikatlara bu cesareti veren i̇şte. bir siyasi erk var. Allah aşkına burada evet. yani merkebi dövemeyip de semerini dövmeyelim. Kim ulan bu tarikat? Nedir tarikat dediğiniz nedir? İsmaila dediğin nedir? Ya bana bir anlatsınlar. şey ciddi konuşuyorum. Nedir yani? Mustafa Kemal 1921 yılında Konya'ya gidiyor. Benim 43 yıldır yaşadığım. İki de tekke ziyareti yapıyor. Bakıyor 17 18 19 yaşında gürbüz delikanlar giymişler şeyleri cübbeleri arıyor. Ne yapıyor bunlar burada? Bunlar diyor bunlar mollalar. Paşa Hazretleri diyor bunların yani askerlikten muaftır bunlar diyor falan. Evet, evet, evet. Paşa küplere biniyor. Diyor ki ya vatanın evlatları savaş meydanında Yunan mezaliminden bu milletin kadınının kırzının hızını korumak için savaşıp şehit olurken siz burada diyor bu gençleri besiye mi çektiniz diyor. Yarın derhal bunların hepsini askere alacaksın. Bu tarikatların Mustafa Kemal kızgınlığının iki sebebi var. Birincisi bunların imtiyazlarını ortadan kaldırması. İkincisi de, ikincisi de dil devrimiyle, harf devrimiyle millete okur yazar yapması kardeşim. Bunlar, ulan asker mektubu yazmaktan köşe dönüyorlardı be. Bunların ne hayrı var bu topluma bana bir söyleyin. Şu tarikat, cemaat dediğin yapıların şu topluma bir gramlık hayrını bir kişi çıksın söylesin ya. Hepsi holding evet. oldu. Gidin bakın. Hepsi holding oldu kardeşim. Çok... Peki kim denetliyor bunları? Evet. Sivil toplum örgütüymüş. Bak ben ben bir demokratik kitle örgütünün başkanıyım sevgili Tuncay. Yılda iki defa dernekler masası gelip benim derneğimi denetliyor. Kendi denetleme kurulumuz iki ayda bir denetliyor. Biz sürekli hesap veriyoruz. Üstelik sadece üye aidatlarıyla ayakta durmaya çalışan bir derneğiz. Üye aidat dediğin de yılda 48 lira. O kadar. Bak benim 3 şubem, 3 şubem, Çankaya şubem, Ümitköy Çay Yolu şubem ve e, e, Batıkent şubem Yarın öğleyin 13'te kendi şube binaları önünde laik cumhuriyette çağrı bildirimizi okuyacaklar. Son gazete ilanıyla duyurduğumuz. Biz bunu yapıyoruz. Neyle yapıyoruz? Üyelerimizin aidatıyla, vatandaşların bağışıyla. Peki ben şimdi soruyorum ya. Ben soruyorum. Milyar dolarlık o hastaneleri, milyonlarca dolarlık o arabalara nasıl biniyor bu adamlar? Bunlar ne yapar arkadaş? Ne evet. Neyle geçinirler Tuncay? Bu devletin gözünün önünde İkisi oluyor ya, bu orta, devletin İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler yasası. Ama sevgili Tuncay, buradan buradan sesleniyorum, beni iki defa değil, her gün denetle kardeşim, her gün. Hiçbir itirazım yok, hiçbir şey. Ama lütfen ya, gidin bu herifler ne yapar, ne eder, bu paraların suyu nereden geliyor? Ya biri sorsun Allah aşkına, Amerika'yla yediğiniz içtiğiniz aile gitmiyor İşine gelince anti emperyalist takılıyor. Vay efendim anti emperyalist Amerika'ya posta koymuş. Lan 25 senedir bu Fethullah'ı siz düşman ilan etmediniz mi? FETÖ terör örgütü demediniz mi? Nerede Fethullah? Amerika'da. Kim besliyor? CIA besliyor, Amerikan devleti besliyor. E siz de o Amerikan devleti orada FETÖ'yü besliyor. Burada PKK, PYD'yi besliyor. Kuze gü gü güneyimizde. Ha? Yalan mı? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kürecik açık, incirlik açık. Aman İsrail'e vızır vızır gemilerle ticaret yapıyorsun. Damatlar, oğlanlar, oh yavrum ah ne güzel. Ondan sonra millet çıkmış sokağa, Filistin'i ilafet kurtarır. Yok ya. Hangi ilafet kurtarırlar? Ne ilafeti? İlafeti, bakın 1922'de şey 24'te sevgili e, Tuncay'ı bitiriyorum. 1924'te hilafetin kaldırılması görüşmelerinde Urfa mebusu Sarıklı Hoca Efendi çıkıyor meclis kürsüsünde bir konuşma yapıyor. Şimdi buradan 600 milletvekiline sesleniyorum. Yarın sabah ilk işiniz meclis kütüphanesine gidin. 1924 3 Mart meclis tutanaklarını indirin. O Hoca Efendi'nin konuşmasını bir dinleyin bakalım. Şu hilafet neymiş, tarikat neymiş? Bak sana bir başka tarikat şeyi anlatayım. Böyle bu bölümde son lafım olsun. 1575 yılında bak sevgili Tuncay dikkatini çekiyorum. 16. yüzyıl. 1400-1575 yılı. Yani e, 1520- 1566 Kanuni Sultan Süleyman. Muhteşem Süleyman. Oğul. 1538'de Preveze'de Haçlı donanmasını yok etmişiz. Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis falan. Tamam Tamam mı kardeşim? Tamam. Peki bir şey soracağım. O donanma bir daha ne yapmış biliyor musun? Üçüncü Murat gelmiş. 1575 yılında Takkıyüttin Efendi, Mısır Medresesi'nin müderrisi, geliyor İstanbul'a Üçüncü Murat'ın izniyle o günkü Avrupa'nın en gelişmiş razatanesini kuruyor. En gelişmiş razatane. Özel aletler kendi de yapıyor özel aletler getiriyor sevgili Tuncay Mollaveizoğlu ve Ekvator'un Ekvator'a düşen ışınların e, açısını bugünkü açı eee bugünkü ölçüye yakın olarak tespit ediyor. Ve 1575 yılında Rasathane yapılmaya başlanıyor. 70 yeri de açılıyor. 16 personel iki ayrı binada hizmet görüyor. 1578'de bir e, veba salgını başlıyor. Gidiyor Şeyhülislam Kadızade e, Padişah Padişahım diyor göklerin sır perdesini kaldırmak zinhar haramdır. Böyle gökleri gözetleyenlerin hiçbir devlet ifla olmamıştır. Bu e, rasathanenin olması e, katyen dinen vacip değildir. Ulan Kılıç Ali Paşa'ya emir veriyor o 3. Murat dedikleri adam sarayında cariye kovalayan 20 bilmem kaç tane karısı olan Öldüğü zaman şehzadelerinin mezarının yerini bile kendi külliyesinde gidip görülebilir. O adam emir veriyor. Kılıç Ali Paşa geliyor donanmayla, donanma ateşiyle yıkıyorlar. Peki kim o Şeyhülislam Kadızade? Kim o? O da işte bir tarikat lideri kardeşim. Tamam Bu tarikatlar Osmanlı'yı mahvettiler. O Cihan İmparatorluğunu, o üç kıtada 10 milyon kilometre kare toprağı hükmeden, o Fatih Sultan Mehmet'le o yedi dil bilen adamla çağ değiştiren imparatorluğu alıp getirip tarikatların elinde perişan ettiler. Şimdi de Osmanlı evet. Devleti'nin enkazı üzerinde Mustafa Kemal ve Kemalist devrimcilerin kurduğu layık cumhuriyeti yok etmek için eylemlik halinde. Allah aşkına burada şeye takılıp kalmayalım. Yok televizyon dizisi, yok tarikat. Hayır. Buradaki sorun emperyalizmin saldırısı sorunudur. Bu bir emperyal saldırıdır. Bunun yerli işbirlikçileri vardır. Evet. Ey Türk milleti kendine gel, vatanına sahip çık, cumhuriyetine sahip çık. Çok teşekkür ederim.